Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidenâ ve senedenâ ve mevlânâ Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'du fe yâ ibâdallâh ittakullâhe ve atî'ûh innallâhe ma'allezîne ittakâhe ve innehum muhsinûn. Allahümme rabbi şahlî sabrî ve yessirlî emrî vahlû nukteten min lisânî yefkahû kavlî. اللهم لا تكلنا على أنفسنا فهبة العين آمين بحرمة السيد المرسلين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضوين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يدرك بيعة النبي فمسح الحجر فقد بائع الله ورسوله إلى آخر حديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم kardeşlerim. Ana babalarını, evlatlarını, bulunduğu mekanlarını terk etmek suretiyle, sırf Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak, onun rızasını elde etmek için yeryüzünün en güzel mekanında bir araya gelmiş kıymetli kardeşlerim. Sözlerimize başlarken bizlere böyle bir mekanda buluşmayı nasip eden, İslam nimetiyle bizleri şereflendiren, iman nimetiyle kalbimizi mesrur ve mutlu kılan, lütfuyla konuşturan, keremiyle doyuran Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretlerine hamd, onun sevgili kulu, eşsiz lider, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Arafat, Müslümanların dört bir kıtadan gelip dünya meselelerini tartışmak, görüşmek, istişare etmek için senede bir defaya mahsus yaptıkları umumi kongredir. Böyle bir mekanda bulunuyorsunuz. Bu mekanda bugün kıymetli hocalarımız, değerli abilerimiz sizlere bir takım ilahi mesajlar sundular. Şimdi de sıra bize gelmişken Kur'an'ın gölgesinden bazı ilahi demetleri sizlere takdim etmeye çalışacağız. Yorgun olduğumuzu biliyoruz. Bu yorgunluklara tahammül ve sabır, ahiretteki sıkıntılardan bizi kurtaracağından biraz daha sabır ve konuyu takip edeceğinizi umuyorum. Cenab-ı Hak anlattıklarımızı yaşamayı cümlemize nasip ümmetse kılsın. Muhterem kardeşlerim, hac ibadeti, ibadetlerin en zoru. Onun için Cenab-ı Hak her sene değil, her hafta değil, her ay değil, ömürde bir defa bu ibadeti farz kılmıştır. İbadetin bir defa ömürde farz kılınışı ne kadar çetin bir ibadet olduğunun alametidir. Öyle büyük bir ibadet ki bu çekilen sıkıntılar sonunda işte vakfede, biraz sonra bulunacağımız vakfede yapacağımız dualardan sonra melekler bir bir günah defterlerimizi yırtacaklar, yerine sayfaları bomboş, geçmiş günahlarını da sevap hanesine çevirmek suretiyle sevapla dolu bir kitap elinize vererek eve gönderecekler. Hacca geldiniz, buraya kadar büyük masraf yaptınız, birçok sıkıntılara düştünüz. Buradan boş dönerseniz
çok yazık olur. Bundan dolayı buradan boş dönmemenin yolu nedir? Buraya gelir insan hacı olmadan dönebilir. Hacı Türkiye'ye döndüğümüzde matbaaya gidip kart basmak değildir. Allah matbaada bastığımız kartlara bakmıyor. Hacı olmanın yolu bugün arabada meleklerin hacılar listesine bizi yazmaktan geçiyor. Bunun yolu nedir? Nasıl olacak ki hacılardan olalım? Allah'ın haccını kabul ettiği kullardan olalım. İşte bunun yolları üzerinde bugün düşüneceğiz ve duracağız. Muhterem kardeşlerim, hacı olmanın yolu önce Kur'an'a göre Müslüman olmaktan geçer. Kur'an'ı tanımaktan geçer. Kur'an'ı anlamaktan geçer. Kur'an'a saygı gösterip onu yaşamaya çalışmaktan geçer. Bugün 70 senedir Müslümanlar nefislerine göre Müslüman olma inadını sürdürmeye devam ediyorlar. Hala bir türlü Müslümanlar biz Allah'ın emrettiğine göre Müslüman olacağız sözünü söylemiyorlar. %80 İslam aleminin acı durumu budur. Biz Allah'a şartlı, Allah'ın dinine, Allah'a şart koşarak giremeyiz. Allah böyle bir şartı kabul etmiyor. Ya Rabbi ben İslam olacağım ama, İslam dinini kabul edeceğim ama senin emrettiğin şekilde değil, benim arzu ettiğim şekilde Müslümanlık istiyorum dersek ağlayanlardan oluruz. Şu Arafat'ta boşuna terdecenlerden oluruz. Biz Allah'ın dünya fabrikasının işçileriyiz. Biz Allah'ın dünya evinin geçici emanetçi kiracılarıyız. O halde bu dünyada söz Allah'ındır. Onun emrettiği istikamette Müslümanlığı yaşamaya mecburuz. Bu Müslümanlık sadece ahiret yurdunda bizi mutlu kılmak için gelmiş, gönderilmiş bir nizam değildir. Toplumumuzda bu İslam'ı eksik anlatamayız. Bugüne kadar Müslümanlık Türkiye'nin camilerinde maalesef toplumumuzda eksik anlatılmıştır. Tam anlatmaya çalışan hocalarımızın Türkiye'de çektikleri çileleri, mahkeme çektikleri çileleri biliyoruz. Türkiye ve İslam aleminde ders budur. Müslümanlığı toplum tam olarak bilemiyor. Adeta bizim Türkiye'de tanıdığımız Müslümanlık, bizim Türkiye'de tanımaya çalıştığımız Müslümanlık, anaya iki gözü kör olan insana tarif edilen bir insana benziyor. Nasıl? Bir odada bulunuyorsunuz. Kapı açıldı, içeri bir grup genç geldi. Ondan sonra da iki gözü kör bir kardeşim girdi. Oturdular, sohbet ediyorlar. Amanın iki gözü olmadığı için bundan sonra içeri girecekleri göremeyecek tabii. Sonra kapı yeniden açıldı. İki gözü kör olan insan sordu. Dedi ki, bu gelen nedir? Kim geldi? Gençlerden bir tanesi köre geleni tarif etmek için kısa yolu seçip dedi ki, bu gelen gözü olan bir varlıktır. Söylediği doğru mu? Doğru. Ama eksik söylediği için ama anlayamadı geleni. Ha dedi, anladım. Bu gelen herhalde bir kedidir. Neden? Çünkü kedinin de gözü var. Ama insan tam tarif edilemediği için anlayamıyor. O zaman ikinci genç ama gelen insanı tarif için dedi ki, bu gelenin kulağı var. O zaman ama anladım. Herhalde içeri giren bir koyundur. Çünkü koyunun da kulağı var. Almaya tarifler doğru olmasına rağmen eksik olduğu için bir türlü gelen anlatılamadı. Halbuki gençlerden uyanık olan biri deseydi ki, bu gelen insandır, o da buna karşı bir sual, başka bir sual sormayacaktı. Şimdi Türkiye'deki Müslümanlık 60 yıldır amaya insan tarif edilir gibi edildiği için milletimiz istediği yola, istediği görüşe, istediği fikre gidiyor ve bunda da bir vebal olduğunu, bir mesuliyet olduğunu bilmiyor. İnsanımıza Müslümanlık cami kürsülerinde şöyle anlatılıyor. Tabii çok kıymetli hocalarımı tenzih ederim. %80 böyle. Bir türlü caminin içindeki cemaat
şu İslam'ı tanımıyor. Neden? Yanlış anlatılmıyor. Sözümü yanlış anlamayın. Hiçbir hoca efendi, hiçbir alim İslam'ı yanlış anlatmaz. Eksik anlattığı için toplum anlayamıyor. Bir grup Müslüman çıkıyor diyor ki, İslam namaz, oruç, hac dinidir. Tarifi doğru mu? Doğru. Ama eksik tarif etmiştir. Çünkü İslam sadece bundan ibaret bir din değildir. O İslam'ın vücudundan gözü tarif etmektedir. O İslam vücudunun kulağı da var. O İslam vücudunun kalbi de var. O İslam vücudunun ayağı da var. Onları da tarif edersen toplum İslam anlar. Bir başka grup çıkıyor, diyor ki Müslümanlık sadece ev ev dolaşacaksın. Arılardan, çiçeklerden Allah'ın varlığını anlatacaksın. Ev ev dolaşıp Allah'ı tanıttığın zaman görevin yerine gelmiş olur. Bu kardeşimin söylediği tarif doğru mudur? Tarif doğrudur ama eksiktir. Çünkü İslam'da Allah inancını tanıtma İslam'ın tamamı değil. Sadece ve sadece bir bölümüdür. Şöyle bir abide düşünün. Bir büyük abide caminin ortasında ve bu büyük abidenin camiye geldin, bir grup gençle dedin ki bu 9.990 geriye çok kalacak. Böyle düşünüp de abidenin bir parçasını kopardığın zaman ne olur abide? Lütfen söyleyin, caminin ortasına düşer. Yani o abide o camiyi aydınlatmaz. İşte ey Müslümanlar, İslam nizamının 6666 halkası vardır. Bunu kopardığınız zaman, ister bunun 6500'ünü koparın, ister bir tanesini ülkenize koparın, o ülke küfür karanlığı içinde kalır. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Göstermeyen televizyonun, yazmayan kalemin nasıl insanoğluna faydası yoksa, fayda sağlayamıyorsa, Allah'a karşı istenen bütün kulluk görevlerini yerine getirmeyen Müslümanın da toplumda topluma hiçbir faydası yoktur. O halde bugün şu Arafat meydanında toplanmışken gelin birlikte Kur'an'ı dinleyelim. Kur'an'daki Müslümanın fotoğrafına bakalım. Herkes gönüllerini şu Kur'an'ın fotoğrafına çevirsin. Bundan böyle 60 senedir yutturulan, eksik anlatılan din değil, tamamına talip olunan bir dinin askeri olursak, ümmetin başına bugün gelen belalar birden ortadan kalkacaktır. Kur'an'a göre Müslüman olmaya mecburuz dedim. Neden mecburuz? Çünkü bu dinin sahibi Allah'tır. Onun koyduğu kanunlarda eksiklik yoktur, noksanlık yoktur, fazlalık da yoktur. Allah neyi ortaya koymuşsa o doğrudur. O halde bu Müslümanlığı önce bizim bilmemiz gerekiyor. Kur'an'a göre Müslüman nasıldır? Kız olarak arz edeyim. Allah-u Teala'nın kitabında, yüce kitabımızda Müslümanın fotoğrafı şöyle tarif ediliyor. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetun îmânâ ilâ âhiril âyet. Müminler şunlardır. Dikkat edin. Mümin olanlar şunlardır. Kur'an'a göre Müslümanları Allah tarif ediyor. Mümin olarak kabul ettiğim topluluk şunlardır. İnnemel mu'minûne. Ancak şunlar mümindir. Kimdir o müminler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onların yanında Allah ismi anıldığı zaman kalpleri titrer, titremeye başlar. Bangır bangır bir bomba bir yere atıldığında titreyen kapılar ve duvarlar camlar gibi müminin yanında Allah ismi anıldığı zaman kalbi titremeye başlar. وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانًا. Müminlerin yanında ayetler okunduğu zaman, sohbetleri müminler dinlediği zaman zâdetul imana, müminlerin imanı artar, suratları buruşmaz. Senelerce Türkiye'de görev yaptığım sıralarda bu ayeti cemaat üzerinde çok denemeye çalıştım. Cami kürsüsünden cemaatin yüzüne çok sık bakarım.
tek bir tarafa değil, bütün tarafa dikkatle yüzlerinize bakarım. Niçin? Çünkü ayetler hoşunuza gidiyor mu? Vallahi kalbiniz aynen yüzünüze yansıyor, yüzünüz bize söylüyor. Acaba bu mümin bu ayetlerden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Kalbinizin aynası görüyoruz. Yüzleriniz bunu siz aynen bize tercüman olarak gösteriyor. İşte bir vaazım sırasında deneyim dedim bakalım. Müslümanların yanında ayetler okununca Müslümanın yüzü kaç şekle dönüyor. Denemeye çalıştım. Suadiye Camisi'ndeydi İstanbul'da. Dedim ki aziz cemaat, ön safta durmanın sevabı deve kesmektir. Ön safın fazileti deve kesmektir. Ön saftaki Hacı Efendi'ye baktım, hoşuna gitti. Çünkü her gün beş deve kesip cennete gireceği için aferin evlat dedi, hep bunlardan bahset. Biraz sonra konuyu değiştirdim. Bakayım bu hacı ne yapacak dedim. Dedim ki Cenab-ı Hak Ay Kur'an'ında buyuruyor ki اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ Allah kar zarar ortasına dayalı ticareti helal, faiz sistemine dayalı iktisadı yasak etmiştir. Baktım hacının suratı geçirmeye başladı. Olmadı dedi ya. Nereden kolarımızı bozmaya çalıştın? Ve yine... Allah-u Ekber! Rahmetli bu rüzgardan inşallah. Evet kardeşlerim. Ses kesildi. Ses geliyor mu? Tamam. Ben devam ettim. Bakın arkadaşlar. Dedim ki Cenab-ı Hak Kur'an'ında aynı kitabında İsra Suresi 71. ayeti kerimesinde yeme ne o külle ünâti bi imânihim. Ey kullarım, sizleri biz kabirden, kabir kendi isminizle çağırmayacağız. Yeme o gün ne o çağıracağız. Külle ünâti, her erkekle kadını bi imânihim, dünyada desteklediği lideriyle çağıracağız. Bu ayeti okudum. Hacının suratı iyice buruştu. Ve Ahzab suresindeki bir başka ayeti kelimeye geçtim. يَوْمَ تُقَلَّبُ بُجُونْ بِالنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَتَانَ اللّٰهَ وَاَتَانَ الرَّسُولَ O gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevrilecek olanlar diyecek ki ah ne olaydı Allah ve Resulüne itaat etseydik. O devirde bu sohbetleri dinleseydik, şimdi cehennemde yananlardan olmazdık. Rabbena, ey Rabbimiz, inna etana saadetena, biz dünyada liderlerimize uyduk. Ve küberaena, büyüklerimize uyduk. Fadallûne sebîlâ, ey Rabbimiz, bizim yollarımızı bu liderler sapıttı. Biz, bir tarlaya bir damla içki düşse, orada koyunlarımızı otlatmazken, 60 yıldır Tuborg bu kapağın altındadır reklamıyla bizlerin evlatlarını sarhoş hale bu liderler getirdi. Biz hanımımızın ismini biri sormaya kaçsa neden ismini soruyorsun diye onu vuracak kadar hayalı bir milletken 10 Mart döviz gelecek diye 5 yıldızlı otellere bizim kızları peşkeş çeken bu liderlerdir. فَاَدَلُّونَ السَّد۪يلَ Bizim yollarımızı sapıttılar. Kuma nedir hayatta bilmezken, gurbetçin bir radyoyu dahi gümrüksüz olarak ülkesine sokamazken, kumar makinesi getirenlere gümrük muafiyeti getirmek suretiyle kumar makinelerini memlekette teşvik eden, kazı kazanla, spor toto ve lotoyla memleket evlatlarını kumarbaz hale bu liderler getirdiler. Biz zinadan ateşten kaçar gibi kaçarken, Türkiye'nin gerçek mimarı ve fatihi Eyyub el-Ensari'nin mezarının yanında kerhaneyi açıp polis kardeşimize ağlayarak orada nöbet tutturan bu liderlerdir. Sadallûne sebîlâ bizim yollarımızı sapıttılar. Rabbena etihim diye fey
اَيِّ مِنَ الْاَذَابِ وَالْاَنْهُمْ لَعْنَنْ كَب۪يرًا Ya Rabbi, bize verdiğin azabın iki katını bu liderlere ver. Bunlar bizim cehenneme sürüklenmemize sebep oldular. Liderler de diyecek ki, ey melekler, sakın cehennemin santigrat derecesini, ateşini, hararetini arttırmayın. Çünkü suçlu onlardır. Fotokopi resmi dairede geçmez. Biz fotokopiyiz. Onlar ise evrakın aslıdır. Onlara silah dayamadık ki kendi iradeleriyle bizi vekil seçtiler. Onlar bizi vekil seçmeyip de dürüst insanları vekil seçseydi biz de cehennemlik olmayacaktık diye bu ayetleri okuyunca deve cevabına sevinen hacı olmadı dedi, suratını buruşturdu. İşte nefse göre Müslümanın bir fotoğrafı budur. Halbuki Allah ve izâ turiyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imâna. Müminlerin yanında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman müminin imanı artar. Birinci fotoğrafı elhamdülillah, bu fotoğrafı yüzlerimizde bugün Arafat'ta görüyorum. Allah'a hamdü senalar olsun. İkincisi nedir? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا İkinci fotoğraf, Müslümanın ikinci tarifi. Mümin, Allah'ın Kur'an'ına göre Müslümanın şekli. Müminler o kimselerdir ki, dikkat edin. Onlar Allah ve Resulüne iman ederler. Allah ve Resulüne iman etmek. Şimdi, hocam diyor, ben Allah'a iman ettim. Kapı kapıda geziyorum. Allah bizi yarattı diye çiçeklerden, arılardan misal vererek Allah'ı anlatıyorum. Bu kafi değildir. Bugün Allah'a inanmayan dünyada çok az insan vardır ama Müslüman değildir. Müslüman değildir. Çünkü Allah'a eksik iman kafi değildir. Bugün ümmetin en büyük hastalığı budur. Bundan başka zaten anlatılacak konu yok. Allah'a iman kamil olmadıkça imanın zevki kalbimize ulaşamaz. Allah'a imanı kamil noktaya getirmek lazım. Şeytan da Allah'a iman ediyordu. Şeytan da Rabbim diyordu. İşte size Kur'an'dan Kâle Rabbi fe'nzırni ilâ yevmi yub'atun kâle inneke minel muzarim. Şeytan diyor, iblis cehenneme ilk girecek iblis. Milyarlarca insanı Allah yolundan batıla çeken iblis, şeytan. Şeytan ne diyor? Kale şeytan dedi ki, Rabbi, ey benim Allah'ım. Bak iblis de Allah diyor. Ey benim Allah'ım, bana kıyamete kadar ömür ver, mühlet ver. Ben en son öleyim diye Rabbim'den bu dua ve dileği isteyen şeytan. Niçin iblis olmuştur? Niçin şeytan olmuştur? Şeytan Allah'ı tanıyordu. Ama neye uymadı? Secde edin yasasına uymadı. Allah'a iman ancak yasalarına imanla mümkündür. Bir Müslüman haşa sümme haşa camide ben Allah'a iman ettim der de sokakta ben şeriat-ı Muhammediye karşıyım derse o iblisten daha beter bir iblistir. Neden? Çünkü iblis Allah'ın bir yasasını çiğnemişti. İblis şeytan Allah'ın bir yasasını çiğnemişti. Adem'e secde edin yasasını çiğnemişti de iblis olmuştu. Bugün bir Müslüman camide Allah'a secde ettiği halde Kur'an'ın hayata taalluk eden, devlete taalluk eden, dünyaya taalluk eden sistemine karşı geliyorsa iblisten daha fazla yasaları çiğnediğinden dolayı çok büyük tehlikeli noktaya düşmektedir. Onun için Müslümanlar Allah'a inancını kamil noktaya getirmek mecburiyetindedir. Allah'ın yaratıcı olduğuna, rızıklandırıcı olduğuna inandığı gibi Allah'ın melik sıfatına da iman etmek mecburiyetindeyiz. İşte şu Arafat La ilahe illallah toplantısının yapıldığı bir mekandır. La ilahe illallah'ın dört büyük manası olduğunu biliyorsunuz. La ilahe illallah'ın bir manası, rızası gözetilecek ancak Allah'tır. İlahiyente maksubi ve rızake maksubi. Sadece ve sadece senin rızan için dünyada yaşıyorum diyorsun la ilahe illallah derken. La ilahe illallah'ın bir ikinci manası İyyâke nâbudu demektir. Ancak sana saygı duruşunda bulunurum.
Ancak sana kulluk ederim ya Rabbi. La ilahe illallah kelimesinin bir üçüncü manası ve iyyâke nestaîn diyorsun. Senden başka güvenecek kapım yoktur ya Rabbi. La ilahe illallah'ın bir dördüncüsü mühim, %80 cemaatin bilmediği bir türlü öğrenmeye çalışmadığı dördüncü mühim manası la melike illallah demektir. Yani ülkemi idare edecek ancak sensin ya Rabbi. Kanun koyucu sensin ya Rabbi. İnkılabın sahibi sensin ya Rabbi. Yasaların merkezi sensin ya Rabbi diye la ilahe illallah derken ezanlarda ve kametlerde ülkende bunu dinlerken dört tane mesajı Allah sana anlatıyor ama ümmete anlatıyor ama maalesef ümmet bölük bölük başka başka yollara düşmüş durumdadır. Müslümanın bir başka fotoğrafını arz ederken Allah-u Zülcelal sümmelem yertabı diyor. Allah'a imanın yolu ayetler hakkında şüpheye düşmemektir. Şüphe yok. Tartıştığınızı görmeyeyim. Caminin bahçesinde banka reklamlı oturaklara oturarak faiz bu devirde olur mu? Olmaz mı? Diye benim yasalarımı tartışmayın. Rabbini gazaba getirmeyin. Çünkü kainatta en çok kızdığım şirktir. Allah'ın şu dünya mekanında affetmeyeceği günah Allah'ın nizamını tartışmaktır. Ve bugün hacısı, hocası bunu tartışıyor. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Yoksa hacca gelmekle hacı olamazsın. Hacca gelmekle vallahi cennete giremezsin. Ebu Cehil kadar Kabe'ye hizmet eden var mı işimizde? Hocam ben cami yaptım, cennete gider miyim? Ebu Cehil Kabe'nin hizmetindeydi. Cami yapmak değil, Kabe'yi Ebu Cehil imar ediyordu. Her sene Ebu Cehil Kabe'nin örtüsünü kendi parasıyla bedava değişiyordu. Ebu Leheb bütün hacıların su masrafını karşılıyordu. Muhire bin Şubeler hacca gelenlerin karınlarını bedava doyuruyordu ama cennete giremediler. Bir gün Hacerül Esved taşı yerinden düştü. Yoruldunuz mu bilmiyorum. Hacerül Esved taşı yerinden düştü. Kim koyacak diye o mübarek taş için kavga etmeye başladı müşrikler. Dikkat edin. Kabe'ye hizmet aşkına kavga başladı. Bir kabile bu şeref bana aittir, öbürü bana ait derken kılıçları çekiverdiler. Tam o sırada birbirlerinin boynunu vurmak üzereyken 17-15 yaşlarında وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ geçiyordu. Müşrikler durun dediler. Bu emin geçiyor. Muhammedül Emin geliyor. Kavga etmeyelim. Onu hakem tayin edelim. Kime layıksa bu taş o kaldırsın. O karar versin. Allah'ın Resulüne danıştılar. Ya Muhammed bu taşı kim kaldırsın? Allah'ın Resulü genç. Baktı ki şuna dese öbür kabileler memnun olmayacak. Hemen mübarek ridasını, elbisesini çıkardı yere serdi. Kendi mübarek elleriyle Hacer-ül Esved taşını örtünün ortasına koydu. Ve Hacer-ül Esved taşını bugünkü bulunduğu mekana getirdi kabile reisleri. Her kabileden bir kişi geldi, taşı tutamıyorsunuz ama örtüyü tutabilirsiniz genişledi. Dedi, aralarındaki kavgayı önledi. Yerine konacak. Peki kim kaldıracak ya Resulallah ya Mehmet? Onu da beni hakem tayin ettiniz. Ben kaldırıp yerine koyacağım diyerek filful fudur diye siyer tarihlerinde geçen bu olay bize gösteriyor ki Ebu Cehiller Kabe aşkına hizmet ettiği halde cennete giremedi. Sen bir hacla güveniyorsan aldanırsın. Allah'ın melik sıfatını kabul etmeden hac kabul olmaz. Nizam Allah'ındır. Bu dünya Allah'ındır. Bu dünyaya idare yetkisi Allah'ındır. Müslümanı Müslüman yapan fotoğraf budur. Sakalın 25 metre olsa 80 bin yıl Kabe'de tavaf etsen Ebu Cehil'den farksız olamazsın. Allah muhafaza. La Allahu'l-lezî lâ ilâhe illâhû el-melik. El-melik. O öyle bir ilahtır ki sizin kanunlarınızı yapan otorite budur.
Bir gün Allah'ın Resulü Mescid-i Nebevi'den çıkmış, Medine-i Münevvere sokağında yürüyor. Sahabe-i kiram nur yüzünü görmek için, dikkat edin, nur yüzünü görmek için aşık olmuş yüzüne. Kim doya doya bakabilir doyunca? Allah Resulü'nün yüzüne bakmak için, bir rivayet böyle, yüzüne bakmak için öne çıktılar. Allah Resulü'nün yüzünü görmeye. Bir adım ileri gittiler. Allah Resulü'nün bir adım geçtiğini gören Cenab-ı Hak öyle gadaba geldi ki ayet indirdi. Ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulih. Ey müminler, Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Bir daha Resulümün önünde yürüdüğünü görmeyin. Allah Resulü'nün önünden yürüyen kim? Allah Resulü'nün önünden yürüyen sahabi-i kiram. Peki Allah'ın önünden yürüyen kim? Allah mekandan münezzeh. Yolda yürümüyor ki. Mekandan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın önünden yürüyen kim? Vallahi 20. asrın Müslümanı bizleriz. Bunun Türkçesi benim kanunlarımı rafa kaldırarak, Roma'nın pis kanunlarını öne geçerek benim önüme geçmeyin. La tukaddimu beyne yedillah. Allah'ın Resulü'nün yanında yüksek sesle konuşmayın. Birbirinize konuşur gibi konuşmayın. Şimdi hüküm iniyor, dikkat edin. Dikkat edin. Onun için hacıma hiç güvenmiyoruz hiç. Hüküm iniyor. En tahbete amalikû. Bir dahi Allah ve Resulünün önünden yürüdüğünüzü görürsen, en tahbete amalikûn. Bütün ibadetleriniz iptal edilecektir. Kimin ibadeti? 40.000 koyununu Allah yolunda veren Ebu Bekir'in Sıddık da Resulünün önünden yürürse onun ibadeti iptal edilecek. İkaz geliyor. En tahbete amalikûn. Resulümün yanında yüksek sesle konuşmayın. Bir daha konuşursanız en tahbete amalikûn. Bütün ibadetleriniz iptal edilecek. Orucunuz, hacınız, cihadınız, Hendek'teki, Bedir'deki, Uhud'daki çileleriniz hepsi iptal edilecektir. En tahbete amalikûn. Onların ibadetleri iptal edilir de ya bugünkü devirde Kur'an'a çöl karnını, Cuma'ya kara cuma, örtüye kara örtü diyerek Allah'ın nizamına, İslam'a saldıran, şu gazeteleri destekleyen, şu mesonları destekleyen günün Müslüman'ın amelleri kabul oluyor. Kendinize dediniz, sonra hepiniz bu mesajda. İstediğiniz yola gidebilirsiniz. Bana kızma hakkını da sahip değilsiniz. Arasat meydanındaki sıcaklık buraya benzemez. Yakınlarınıza yapışmayasınız diye söylüyorum. Yoksa isteyen istediği yola gider, bu dünya imtihan dünyasıdır. Kimsenin fikrine karşılamayız ama biz Kur'an'ın gerçeklerini söylüyoruz. Allah'a imanda şüphe olmayacaktır. Allah'ın hükümlerinde şüphe olmayacaktır. Müslümanlar Allah'ın hükümlerini şüphesi kesin. Müslümanlar Allah'ın hükümlerini tartışmayacaklardır. Müslümanın fotoğrafı budur. Başka? وَجَاهَدُوا بِيَنْوَاَذِهِمْ لَاَنْتُسِمْ لِيْسَبِلِيلَ اُلَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ. Onlar Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad ederler. Şimdi Müslümanlar, cihatla alay ediyor. Bu devirde cihad olur mu diyor. Şu hale bak. Bu devirde cihad olur mu? Ne demek? Allah'ın Resulü el-cihadu mâ dünyâ yevmi kıyamet. Cihad kesintisiz olarak kıyamete kadar devam edecek bir ibadettir. Malım ve canımla Allah yolunda cihad edenler kimdir onlar? Ulaike humus sadikun. Rabbına ruhlar aleminde söz verip sözünü dünyada yerine getiren doğrular ve sadıklar onlar. Müminin Kur'an'da bir başka fotoğrafı innemel mu'minune ehve fe aslihu beyni ahvedeykum ve tekullah. Buna da hasretiz bugün bu fotoğrafı da. Müminler o kimselerdir ki ancak mümin olanlar kardeştir. Müminlerin arasını düzeltin. Mümine kardeşlik yaraşır. Sakalı yok, bıyı yok diye Müslümanlar Müslümanla alakayı kesemez. Günahına bakarak Müslüman Müslümandan selamı kesemez. Müminlerin zafere ulaşmasının en büyük amillerinden biri kardeşlik ilanıdır. Kardeşlik ilan etmedikçe fethi gerçekleşmeyecektir. Kardeş olacaksınız. Hangi görüşten olursanız olun, fikirlerinizi bir kenara bırakarak Adem'in çocukları olduğunuzdan ve la ilahe illallah Muhammed
Resulullah'a teslim olduğundan dolayı mutlaka Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Allah'ın Resulü öyle buyurdu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, نَذَرُ رَجُلُ الْمُسْلِمِ اِلَى اَحِيهِ الْمُسْلِمِ قُرْبَنْ لَهُ مَشَرْكَنْ اِلَيْكَ خَيْرٌ مِنْ اِلْحِكَافِ سَنَتٍ ف۪ي مَسْجِدِ هَذَا. Bir Müslüman, dikkat edin, bir Müslüman sokakta karşılaştığı Müslümanın yüzüne bir defa sevgi ve şefkatle bakması, nefret edin, sevgi ve şefkatle bakması benim mescidimde cennet bahçesi olarak tarif ettiğim kabrimin yanındaki mescidine benzer. Kabe'den sonra yeryüzünün en şerefli mekanında Mescid-i Nebevi'de bir sene elinde tesbih Allah demesinden, bir sene la ilahe illallah demesinden, bir sene oruç tutmasından, bir sene hanımından uzak olmasından ibaret olan itikaf ibadetine girmekten hayırlıdır. Müslümanın sokakta Müslümanın yüzüne bir defa sevgiyle bakmaz. Bir defa yüzüne bakmaz, bir sene devamlı zikir yapmak, namaz kılmak, rafiye zikir, namaz kılmaktan daha hayırlıdır buyuran bir peygamberin cümleti olarak bugün hele paramparça birbirinden habersizde korkup Müslümanların bu müjdeden mutlaka süratle nasiplerle alması gerekir. Kardeş olmaya mecburuz. Peki, Müslümanların fotoğrafını anladık. Müslüman Allah'ın ayetleri karşısında suratını ekşiten değil, yüzü gülen, imanı artan kişidir. Müslüman Allah ve Resulüne, hükümlerine iman ederek teslim olan, ayetleri tartışmayan insandır. Müslüman, Müslüman kardeşine güler yüzle bakıp dargın olmayan, küskün olmayan insandır diye Kur'an'da Müslüman'ın fotoğrafını size bugün takdim ettim. Daha çok vaktim olmadığı için özetledim. Peki hocam, bunları anladık da bu Müslümanların dünyadaki faydası nedir? Bu mümin olmanın dünyada faydası ne? Cennet ahirette dünyadaki faydaları ne? İşte gelin birlikte dünyadaki faydasını Kur'an'dan dinleyelim. Bugün şimdi size sayacağım bu faydalardan hiçbirinden Müslümanlar istifade edemiyor. Hepsinden mahrumuz, hastalık bizde olur, bizdedir. Neymiş bu menfaatler? Dikkat edin. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا. Dikkat edin, müminler hakkıyla Kur'an'a göre Müslüman olurlarsa o Müslümanların topraklarına düşman girmeyecektir. İşte bu hediyeden mahrumuz. Afganistan'a düşman girmiştir. Filistin'e düşman girmiştir. Yeryüzünde olup olup akan Müslüman kanıdır. Yeryüzünde ağlayan Müslüman kanıdır. Ağır gölgesi döken Müslümandır. Rusya'da 100 milyon Müslüman inim inim iniyor. İşte Yugoslav kardeşimiz. Geçen sene Yugoslavya'da çektiği sıkıntıları vakti olmadığı için size anlatamaz. Sadece Ramazan'da 800 tane şehit verdiler. Tankların altında ezildiler. Bu ayet-i kerimeye göre Müslümanların sokaklarına düşman giremez. Çanakkale'ye düşman onun için giremedi 70 küsur sene evvel. Allah öyle diyordu. وَلَنْ يَشْكَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا. Eğer Kur'an'a göre Müslüman olmaya söz verirseniz sizin ülkelerinde düşmanları sokmayacağız. Asla düşmanlar sizin aleyhinize yol bulamayacaklar. Ve yine Cenab-ı Hak müminlere hediye olarak وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Mümin olanlara yardım etmek bizim üzerimize görevdir. Bu ayetler bizi düşündürüyor. Bizi kara kara düşündürmeye mecburdur. Mümin olanlara yardım etmek bizim üzerimize görevdir, haktır. Halbuki bugün 20. asırda Cenab-ı Hak Müslümanlara yardımını kesmiştir. Yardım etseydi bugünkü bu hale gelebilir miydik? Bu Avrupalı, bu Amerikalı, bu Rusyalı Müslümanın kanını akıtabilir miydi? Yardımını kesti çünkü Kur'an'a göre Müslüman değil. Herkes kendi nefsi ve arzusuna göre Müslümanlık yolunu seçti. Bir Kur'an'a göre Müslüman olma yoluna girelim. Allah'ın kulları geçmişte olduğu gibi bugün de yeniden tecelli edecek inşallah. Ve yine Müslüman olursak Kur'an'a göre Allah'ın bize verdiği bir başka hediye. Nöbetçiler iyi dinleyin. Nöbetçileri alakadar ediyoruz. Türkiye'deki fakiri, işsizi alakadar ediyoruz. Sokakta bir dilin ekmek koyamayan zavallı insanları alakadar ediyoruz. Hepimizi alakadar ediyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Eğer bir köyün
ahalisi, bir şehrin ahalisi, bir ülkenin milleti Allah'tan hakkıyla korkarsa, Kur'an'a göre Müslüman olmaya söz verirse, lefetahna, mutlaka açacağız. Berekat-i minnesemâ-i velâr, yeryüzünün ve gökyüzünün bütün bereket kapılarını açacağız, onları aç bırakmayacağız. Bir dilim ekmek için domuz kağıtlarında pislik taşıyan işçi yapmayacağız. Bugün bu nimetten Müslümanlar mahrumdur. Allah bereket kapılarını Müslümanlara kapamıştır. Ekonomi sahada tam bir facia yaşanmaktadır. İşte geçen Mescid-i Nebevi'de saat 12'ydi. Geçerken dedi kapısında bir namaz kılalım. Medine-i Münevvere, Resul-i Ekrem'in yaptığı mekan. Ve mâ sennâke illâ rahmetel ilâlemin, rahmet peygamberin mekanında iki rekat namaz kılalım dedi. Kapının Mescid-i Nebevi'nin kapanan kapının tam dibinde iki rekat namaz kıldı. Bâb-ı Selam kapısı. Gidince bu kardeşinizi siz de bu söylediğimi aynen yakın gördüğünde hatırlarsınız. Selam verdim sağa, selam verdim sola, bir de ne göreyim? Peygamberimizin Mescid-i Nebevi'sini kilitleyen anahtar Made in İtalya. Daha hangi esareti arıyorsunuz? 1,5 milyar İslam alemi peygamberlerin yaptığı binanın kapısına kilit yapacak, o kiliti iman edecek, bir sanayi kuramayacak kadar köle haline gelmiştir. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! İşte Cenab-ı Hakk'ın bu vaatlerinden bugünkü Müslümanlar mahrum olmuşlar. Sebebi ne? Sebebini birlikte dinliyoruz. Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Hak buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَظِيمٍ. Onlar öyle insanlardır ki, öyle insanlardır ki, 20. asır Müslümanlar iyi dinleyin. Bu ayet öyle mucizi nebi ki, mucizi Rabbani ki, aynen bugünkü Müslümanların halini anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki جَعَلُوا yaptılar, el-Kur'ane, bu Kur'an'ı yaptılar. Ne yaptılar? Azim, paramparça yaptılar. Kur'an'ı parçaladılar. Kur'an'ı bölük bölük yaptılar. Yaptık mı? Yapıldı. Vallahi yapıldı. Aksini iddia edemezsiniz. Bugün Kur'an'ın Türkiye'de 164 ayeti geçerlidir. Geri kalan 6500 küsur ayeti Türkiye'de raflara kaldırılmıştır. Ceza hukuku raflardadır. Anne hukuku raflardadır. Aracı hukuku raflardadır. Miras hukuku raflardadır. Onlar o kimselerdir ki Kur'an-ı Kerim'i kısım kısım yaptılar. Ne olacak peki? Dikkat edin. Fe ve Rabbike. Senin Rabbine yemin olsun ki Allah muhafaza. Allah yemin ediyor. Şüphesi yok. Fe Rabbike, benim nizamımı gören, ceza sistemimi beğenin. Ya Rab sen cezadan anlamazsın. İtalyan kafiri daha iyi bilir diye benim cezamı terk edip de, ceza hukukumu terk edip de İtalyan'ı tercih edenler var ya, benim medeni hukukumu, Nisa suremi terk edip de Ya Rabbi sen aile sisteminden anlamazsın haşa. İsviçreliler bulup daha iyi anlar, ondan medeni hukuku getirelim diye şu Kur'an'ı parçalayanlar var ya, benim Kur'an'ımdaki iktisat sistemini beğenmeyip de liberal ekonomi, sosyalizm, beşeri sistemlerin ekonomisi daha iyidir dercesine Avrupa'nın iktisadını memlekete getirenler var ya, işte o insanlara senin Rabbine yemin olsun ki ya Muhammed, لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yaptıkları bu günah sebebiyle Allah'ınız ahirette toptan hesap soracaktır. Toptan hesaba çekileceksiniz. Ayrı ayrı değil, اَجْمَعِينَ, birlikte hesaba çekileceksiniz. Allah'ın Resulü ümmeti diye alacakta bağırı feryat edecek. İçkinçen için, kumar oynayan için, büyük günah işleyenler için şefaat dileyecek. Ama bir ümmeti gelecek ki
O ümmetini bizzat Allah'a Cenab-ı Resul şikayet edecek. Hangi ümmet o? Ne suçu işlemiş? Birlikte dileyelim. Ve kâlen Resulü. Allah'ın Resulü ümmeti ümmeti diye ağlarken bir anda ayağa kalkacak diyecek ki Ya Rabbi, ey benim Kâbi, ey benim Rabbim, ey benim Allah'ım. İnne kavmi, içki içen için affiledim. Kumar oynayan için affiledim. Büyük günah işleyen için affiledim ama şu gelen topluluk var ya, şu gelen kavmin var ya, bu kavmin ittekadu hâder Kur'an'a mehşûra. Bu Kur'an'ın kanunlarını memlekette terk ettiler. Kur'an'a yüz çevirdiler. Kur'an'ı yürürlükten kaldırdılar. Ya Rabbi bunların şikayet dilekçesini ben imzalıyorum. Tekbir! 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 İşte bugün Müslümanlar Kur'an'a yüz çevirmesinin cezası olarak İslam aleminde bugünkü noktaya geldiler. Kan döken, gözyaşı döken, fakr-ı zerret içinde yaşayan Müslüman dedik. Peki nasıl kurtulacağız? Kurtuluşun yolu nedir? İşte sözlerimin... ...biyatla başlar. Ya Resulallah! Ya Rabbi! Sağlığında, yatağında, Nebi Muhterem'in sağlığında bulunamadım ya Rabbi. Şimdi geldim, o devirde olsaydım, tıpkı Hanzala gibi, tıpkı Sümeyye gibi, ben de canım ve manımla bu din için Resul'e biat ederdim. İşte bunun sözü olarak, 14 asır sonra, alnım açık, şehit elbisesiyle huzurunuza geldim ya Rabbi. Sana ve Resulüne biat ediyorum. Hacer-ül Esved'de selam biattır. Cihada biattır. Kim ki İslam'a biat etmedi? Kim ki İslam nizamına inanmadı? Kim ki İslam'a çağ dışı dedi? Kim ki İslam'ın müttefiklerine çağ dışı yobaz dedi? Ve kim ki bu insanı alkışladı? Onun Hacer-ül Esved'i selamlamaya hakkı ve yüzü yoktur. Yoktur. Allah Resulüne biattır o. Tavafla başladık. Tavaf. Dönüyoruz. Pervane gibi dönüyoruz. Söz verdik ya. Pervane gibi dönüyoruz. Tavaftaki asıl maksat nedir? Ya Rabbi, senin Kabe'ni nasıl 365 gün pervane gibi dönüyor? Kabe'ni koruyorsak, dönmek korumak demektir. Kabe'nin etrafında pervaneysek, ülkemize döndüğümüzde Allah'ım söz veriyorum, Kur'an nizamının etrafında böyle pervane gibi döneceğiz. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tamam, Allah nizamının etrafında Müslümanın nasıl pervane gibi dönmesi gerektiğinin tatbikatı ve talimatıdır. O dönüldü, söz verildi. Doğru. Doğru Safa Merve'ye koşuyorsunuz. Sağ. Koştunuz. Ne anladınız koştunuz? İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i Hacer'e emanet etti. Hacer validemiz o mekanda su aradı. Biz de bunun için aynı tatbikatı yapıyoruz. Sadece bu mu? Hayır. Bugünkü 20. asrın Müslümanı da susuzdur. Suya ihtiyacı vardır. Safa Merve arasındaki sel hakkı aramaktır, hakkı bulmaktır. Orada dönerken 4 defa, 3 defa gidiş gelişten ibaret olan o yürüyüşte ya Rab, bunaldık memlekette, bize kurtarıcı bir su gönderir misiniz? Kızlarımızın arsızına saldırıyorlar ya Rab, bunaldık ya Rab. Allah dediği için Müslümanlar zindanda alıyor ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Kudüs'ün ağlıyor. Yahudiler Kudüs'ü yıkmaya karar verdiler. Mescid-i Aksa yıkılmaya başlandı. Ya Rab kurtuluş arıyoruz. Bu karanlık gecenin nurlu sabahı yok mu diye Safa Merve'de Müslüman Hacer anamızın susuz İsmail'e su arayışı gibi 20. asrın susuzluğunu giderecek İslam nizamını arayış tatbikatı yapıyorsunuz. Oradan bu tatbikatı yaparak doğru Arafat'a gidiyorsunuz. Herkes aradı,
ve Arafat'ta buluştu. Arafat nedir? Aradığını bulduğunu ilan ettin der. Aradım ya Rabbi. Hacer-ül Esved'e selam vererek sana ve Resulüne biat ettim. Kur'an nizamını Kabe'yi döner gibi koruyacağıma söz verdim. Arayış içinde Safa ve Merve arasında koştum. Koştum ya Rabbi, Arafat'a geldim. Ve milyonlarca Müslüman olarak Arafat'ta buluştum. Arafat'ta ne diyorsun? Lebbeyk! Allahümme lebbeyk! Buyur ya Rabbi! Bütün sistemleri denedim. Batılı denedim. Masonluğu denedim. Sağcılığı denedim. Solculuğu denedim. Bunlar Hacer'in İsmail'in susuzluğunu gideremediği gibi benim de susuzluğumu gideremedi. Gerçek zemzem sendedir ya Rabbi. Lebbeyk, lebbeyk. Emrine geldim. Şeriata teslim oldum. Şeriat-ı Muhammediye'ye teslim oldum. Emrine geldim. Kur'an nizamına teslim oldum. Buyur. Şehadet elbisesini giydim. Ceketleri çıkarttım. Ceket yok üzerimde ya Rabbi. Şehitlik kefenini giydim. Emrine geldim. Lebbeyke, lebbeyk. La şerike leke lebbeyk. Bütün düzenleri. Dokuzu çıkmış. Sağcı çıkmış. Solcu çıkmış. Beni aldatan bu sistemleri terk ettim. La şerike lek. Senden iyi devlet nizamı koyan yok. La şerike lek. Senin yaptığın anayasadan daha güzel bir yasa yok. La şerike lek. Senin yaptığın dünya sistemine benzeyen hiçbir şey yok. Ortağın yoktur ya Rabbi dünya idaresinde. Lebbeyk lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. Ya Rabbi, ham sanadır, nimetler sanadır, şükür sanadır, mülk senindir, nimet senindir ya Rabbi. La şerike lek. Tekrar şu Arafat'ta kalbimdeki sevgiyi değiştirdim. Anladım ki bir kalpte iki sevgi olmaz. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. Allah'ın şu Arafat mekanında yeminle söylüyorum ki bir kalpte ikisiz sevgi birleşmez. İşte içinizde öğretim üyesi profesör, hocalarım var. Yalnızsa sustursunlar. Fizik kanunudur bu. İki zıt içtima etmez. İki zıtı hiçbir kuvvet birleştiremez. Birbirine zıt olanlar birleşemez. Bu Allah'ın doğa kanunudur, sünnetullah'tır. Karla güneşi birleştiremezsiniz. Gece ile gündüzü birleştiremezsiniz. Hidrojenle oksijeni birleştiremezsiniz. Birleştiğinizde başka element olursa meydana gelir. Bir kalpte hem Allah'ın nizamına çağdışı diyecek, Allah'ın nizamına teokrasi diyecek, teokrasiye karşıyım diyecek, İslam nizamına karşıyım diyecek, olmaz onu alkışlayacak, onu sevecek. Benim baba her şeyden daha efendim sevgiye layıktır diye olmaz onun sevgisini kalbe koyacak. Hem de ya Rab seni de seviyorum diyecek. Vallahi yalan. Ya Allah'ın dostlarını seveceksin, ya Mesut'u seveceksin. İkisini birden seversen ismine Kur'an münafık diyor. İkisi birleşirse başka element olur. Kalbe tek sevgi bile gelir. Tek sevgi. Arafat'ta bunu donduruyorsunuz. Hangi sevgi bu? Söyleyin. Allah Allah sevgisi. Allah Ekber. Hemen sevgisi. İlla rahmeten ilhanemin sevgisi. Aşk bu aşk. Resul-i Ekrem aşkı. 1164 yılında Suriye'de Nureddin Atabek isimli bir melik var. Melik, sultan. İyi dinleyin. Nasıl da onlar Allah ve Resulüne nasıl bağlıydılar? Nasıl aşk sahibidiler? Gece rüyasında Resul-i Ekrem'in üzüntünü gördüm. Suriye Meliki Kralı Nureddin Mahmud Zengi Hazretleri. Allah'ın Resulü dedi ki, ey evladım Nureddin, beni şu üç fotoğrafta gördüğün adam Medine'de rahatsız ediyor. Ne olur gel bunları bu Medine'den kov, haddini bildir. Allah Resulü'nün bu rüyadaki üzüntü halini gören Nureddin Zengi, ne idareciymiş onlar. Allah Resulü'nün bu davetine hemen, ya yarın sabah hiç olsun da uyuyayım sabahleyin giderim demiyor. Derhal askeri kaldırıyor. Rüyadır belki, rüyayla amel olunmaz. Belki başka bir manaya çekilir demiyor. Allah Resulü çağırdığı için Suriye'den
Suriye'den askerleriyle Medine'ye yola çıkıyor. Allah'ın Resulü'nün mescidine geliyor Nurettin Zengi. Diyor ki Medine valisine, Medine halkını toplayacaksınız. Medine halkından gelmeyen olmayacak. Hepsine hediyeler ihsan edeceğim. Halk Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Namazdan sonra hediye almak için üzere dar bir kapının kenarında oturan Nurettin Zengi Hazretlerinin önünden geçiyor bütün millet. Ne yapacak Nurettin Zengi? Hediye verirken Resul-i Ekrem'i rahatsız eden üç kişiyi görecek. Haddini bildirecek. Üç kişi. Geçtiler. Bir de ne görsün? Hiçbir rüyada gördüğüne benzemiyor. Dedi ki, buraya gelmeyen var mı? Efendim, mescidin yakınında bir tane bir zat, üç tane bir zat var. Bunlar çok büyük Allah dostudur. Devamlı zikirle meşguldür. Devamlı tesbihatla meşguldür. Bunları buraya çağırma utandık. Onun için onları getirtmedik. Hayır! Onlar da gelecek diyor Nurettin Zengi Hazretleri. Ve üç tane şahıs oraya getirilince bir de ne görsünler? Allah Resulü'nün beni bunlardan kurtar dediği üç adam o insan. Diyor ki bana bak, üçünüzün de boynunu uçuracağım. İşkence çekmeden ölmek istiyorsanız Allah Resulü'nün nasıl rahatsız ettiğinizi bana söyleyin. Yoksa işkenceyle gidersiniz. Derhal orada sünnet kontrolü yaptırılıyor. Üçünün de Hristiyan olduğu ortaya çıkıyor. Efendim diyorlar, bizi Papa gönderdi. Kudüs-ü Şerif elimizden çıkınca, Kudüs'ü Müslümanlar alınca, Papa kin dolu hırsıyla Hristiyan alemine büyük vaatlerde bulundu. Ve bize dedi ki, siz İslam'ı iyi öğrenin, Müslüman kılığına girin, zühd-ü tekva yaşayın, Müslümanları öyle size alışsınlar ki Allah Resulü'nün cesedini Roma'ya getirinceye kadar hiç sır vermeyin, Müslümanlığınıza gölge düşürmeyecek bir takva yaşantısı yaşayın. Biz de aynı şeyi yaptık, bütün Medine halkı bizden şüphelenmeyecek duruma geldi. Biz seneler, aylarca evimizin altından bir tünel kazdık. Bugün Resulullah'ın cesedini kaçıracaktık. Ama sen geldin ve Resul-i Ekrem'in mübarek naaşına el koydun. Allah Resulü'nün bir rüyasıyla, Suriye'den kalkarak geldim ya Resulallah diye Medine-i Münevvere'ye koşan ve o üç kâbinin boynunu orada vurduktan sonra 7 metre dört köşesinden 7 metre derinliğinde ve altı taban dolmak üzere karay dökme suretiyle bir daha orası kazılmasın diye o tedbir alan büyük sultanların Allah ve Resulü'nün aşkına var. Bugün Resulullah'a yapılan saldırılar karşısında Müslüman'ın bulunduğu duruma ve tavrı. Bakın ve ikisini mukayese edin. Bunun sebebi kalpte iki zırhı birleştirmeye çalışmaktır. Hem batılı sevecek hem hakkı sevecek. Bu mümkün değildir. İşte muhterem kardeşlerim, Müslümanlar olarak yapılacak işlerin başında demek ki Allah ve Resulüne aşkı genişletmek, aşk sahibi olmak ve bu yetmez, Kur'an'a göre Müslüman olmak için mutlak manada büyük bir cemaat haline gelmek lazım. İktidarsız Kur'an'a göre Müslümanlığı yaşamak mümkün değil. Ben size ne kadar vaaz etsem burada duyar, dışarıda unutursunuz. 60 senedir vaazlar yapılıyor, evlatlarımızın namazı, orucu, örtüsü her geçen gün azalıyor. Vaazlarla bu işin olmayacağını anladık. Bu işin yolu iktidardır, bu işin yolu Müslümanlığa sahip çıkmaktır. Size üç şeyi tavsiye ediyorum. Kur'an'a göre Müslüman olarak yaşamak istiyorsanız, bir, Ebu Kubeş Dağı'nı ele geçireceksiniz. Ebu Kubeş Dağı ele geçmeden Kur'an'a göre Müslüman olamazsınız. Ebu Kubeş Dağı ne demek? Allah Resulü'nün yaptığı iş olduğu için söylüyorum. Yatağından kalktı, ya yiyen müddettir, kum feendir ayetini aldı. Ey ortaya bürünen, uyuyan Muhammed'im, uyuyacak zaman değil, git insanları hakka çağır emrini alınca, Allah'ın Resulü Mekke'ye çağırıyor.
Bize göre peygamberimiz müşriklere nerede konuşması gerekirdi? Söyleyin. Kabe'de konuşması gerekirdi. Ama peygamberimiz Kabe'de konuşmadı. Nereye çıktı? Ebu Kubeys Dağı'na. Yani Safa Tepesi'nin üst katına. Yüksek yere çıktı. İktidar yoluna çıktı. Yüksek tepeyi seçti. Kabe'yi değil,